Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber. İnşallah güzel bir program olacak ve yanında güzel yemekler hazırlamış olacağız. Tezgahımızı hazırladık. Tabii ki biz birazdan yemeklerimize geçeceğiz. Hem burada 3 tane yemeğimizi hazırlayacağız. Sizler de evlerinizde yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlanmış olacağız. Hangi yemeklerimiz var? Püreli tavuklu güzel bir tas kebabımız var. Onu yapacağız ve ondan sonra gül böreğimiz var. Onu hazırlayacağız. Ve onun yanında kabak çorbamız olacak. Sütlü kabak çorbamız olacak. Bu şekilde 3 tane yemek hazırlayacağız. Tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Sizler de evlerinizde yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Sizler de yemeklerimizi tekrardan görmek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız nerede bulabilirsiniz? Aynı şekilde sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz. TGT olarak Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da ve de YouTube'da bizleri izleyebilirsiniz. Programlarımızı da orada aynı şekilde kaçırmış olduğunuz bölümler de varsa bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ondan sonra programımıza tekrarı gece saat 1 ile 1.30, hafta sonları saat 10 ile 11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ve bizleri internet üzerinde canlı izlemek istiyorsanız, yayınımıza aynı şekilde de bakmak istiyorsanız, onu da sitemizde takip edebilirsiniz. www.tgt.com'dan bizleri izleyebilirsiniz. www.tgt.com'dan da bizleri izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ondan sonra ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Yartu sayfalarından takip edebilirsiniz. Instagram üzerinde veya da diğer sayfalarımda hem sayfalarımı takip edebilirsiniz hem de orada bütün yemeklerimi aynı şekilde bulabilirsiniz. Hem gramajlarla, tariflerle, ölçüleri hepsi yayınlanıyor, paylaşıyor. Orada da bütün yemeklerimi görebilirsiniz. Programımıza konuk olmak isteyen sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımız da oradan bana ulaşabilirler. Veya da programımıza konuk olmak isteyenler de olursa sitelerden aynı şekilde bana ulaşabilirsiniz. Evet, o zaman ilk önce bir sevgili izleyenimiz, gül böreğimiz için neler kullanacağız? Hemen yavaş yavaş listemizi alalım. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlıklarımıza geçebiliriz. Evet, sebzeli gül böreğimiz için de kullanacağımız malzememiz. 1 paket yufkamız, 2 adet havuç, ondan sonra 3 adet biberimiz, 1 tutam maydanoz, ondan sonra 1 su bardağı kadar mısırımız, az veya fazla da kullanabiliriz. 1 adet yumurta, 1 su bardağı kadar... Pardon... Bir su bardağı kadar sütümüz, bir çay bardağı kadar sıvı yağımız olacak. Pardon, kusura bakmayın sevgili, biraz rahatsızım. Geçen cuma gününden biraz vardı üstünde ama tam atlatamadım. Siz de hakkınızı helal edin, kusura bakmayın. 1 paket yufkamız, 2 adet havuç, 3 adet biberimiz, 1 tutam maydanoz veya da dereotu olabilir. 1 su bardağı kadar mısır, ondan sonra 1 adet yumurtamız, ondan sonra 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız. Öncelikle hemen sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuz hazırlandıktan sonra sebzelerimizi güzelce bir şekilde bir hazırlayalım. Havuçları rendeleyeceğiz, biberlerimizi doğrayacağız. Hatta içine bir tane de domates de ilave edebiliriz. Yeşilliklerle beraber, mısırla beraber karıştıralım. Harcımızı hazırladıktan sonra onu güzelce bir şekilde bir yufkamızı ikiye böleceğiz. Harcımızdan ve sosumuzdan içine ilave edeceğiz. Sosumuzdan ilave ettikten sonra onu rulo şeklinde güzelce bir katlayacağız. Katladıktan sonra gül şeklinde hemen saracağız. Gül şeklinde sardıktan sonra tepsimizi içine dizeceğiz ve ondan sonra üzerine kalan sostan süreceğiz ve tekrardan fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Artık tam havalardan nedir? Tam da toparlanamadım. Kusura bakmayın sevgili izleyenimiz. Gerçi sesimden de belli oluyor ama onun için bugün artık son çare artık. Ben de çok fazla doktora gitmeyi sevmiyorum ama bugün doktora gittim. Onlar da ilaç yazdılar. İnşallah tez zamanda ben de toparlanmış olacağım. Tabii ki yeni yılınızı sevgili izleyenimiz en içten dileklerimi kutluyorum. İnşallah kazasız, belasız ve nice nice güzel yıllar dileyelim sizler için de. Hemen dediğimiz gibi tabii ki kavganın olmadığı, ondan sonra gözyaşının olmadığı, savaşın olmadığı, insanların sömürülmediği, insanların hakir görülmediği, insanların üzülmediği inşallah nice nice seneler dilemiş olalım. Tabii genellikle hep de bunları Müslümanlar yaşadığı için inşallah Müslümanlar da tez zamanda bunlardan kurtulmuş olurlar. Şöyle baktığımız bütün ülkelerde veya da yerlerde her nerede zulüm, ondan sonra ölüm, ondan sonra kan ve gözyaşı varsa tabii ki orada bilin ki bir tane Müslüman din kardeşimiz ve Müslüman kardeşlerimiz var demektir. Evet, şimdi biz de sevgili izleyenlerimiz, böreğimiz için malzemelerimiz hazır. Ondan sonra malzemelerimizi hazırladıktan sonra yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Kullanacağımız kadar dedik ki önce bir ben şöyle bir tepsimi alayım. Havuç rendeleyelim, ondan sonra hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, şöyle bir önce bir havuçları hemen kabuklarını soyalım. Ondan sonra hızlıca hazırlıklarımıza geçebiliriz. Çocuklar için de çok da güzel olacak sevgili izleyenlerimiz, gül böreğimiz. Onlar da hoşuna gidecek. Hemen şöyle bir yavaş yavaş.
Havuçları önce bir hazırlıyoruz. Devam. Yapacağımız miktara göre sizler de az veya fazla hazırlayabilirsiniz. Hemen havuçları şöyle bir rendeleyelim. Yavaş yavaş. Evet, devam edelim. Aynı şekilde. Evet, şimdi hazır. Hemen havuçlarımızı hazırladıktan sonra onu bir geniş bir kabımızın içine gönderelim. Şimdi havuçlarımızı hemen rendeledik. Ondan sonra kullanacağımız kadar biberimiz, şuradan kırmızı kapya biberimiz. Ben hemen çekirdeklerini bir temizleyeceğim. Ondan sonra sivri biberimiz ve Charleston biberimiz de hazırlayalım. Devam ediyoruz. Bundan önce... Evet, bayağı bir soğuğu almışız. Yasin, sana zahmet şu havalandırmayı kapatabilir misin güzel kardeşim? Hemen biberlerimizi... Yok, burada bizim havalandırmayı abla açmış da Yasin biliyor. Evet, biberlerimizi ufak ufak... Hemen... Doğradık. Devam ediyoruz. Bunlar da aynı şekilde... Şöyle ufak ufak... Doğrayalım. İçinde eğer ki seviyorsanız kullanabilirsiniz. Yani hoşunuza gidiyorsa bir veya iki tane domates de içine tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hemen biberlerimiz de hazır. Onları da içine gönderiyorum. Ondan sonra biraz maydanoz veya dereotumuz, hangisini seviyorsanız onu da tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Biraz ben şuradan maydanoz alacağım. İsterseniz yani fazla da kullanabilirsiniz. Tekrardan. Evet. Şöyle nanemiz de yavaş yavaş gidiyor. Onu da kullanalım gitsin. Evet. Tekrardan nanemiz. Biraz maydanoz, dereotumuz, nanemiz. Hepsini güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Ve onlara da ayrı bir lezzet ve aroma katacak. Siz de ona göre az veya fazla da kullanabilirsiniz. Bu biraz daha böreğimizi hem lezzetlendirecek hem de güzelleştirecek. Evet. Hemen minik minik doğradık. Ve doğradıktan sonra tekrardan içine ilave edelim. Ondan sonra çocukların hoşuna gidecek mısır. Bir su bardağı yakın mısırını ilave ediyoruz. Seviyorsanız sizler de kullanabilirsiniz. Ben biraz lor peynir kullanacağım ama siz isterseniz kullanabilirsiniz, istemiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Ben biraz daha içine lor peynirimi dahil ettim. Ve fazla olan malzemelerimi şimdilik kenara doğru alıyorum. Harcımız bu şekilde hazırlanıyor. Harcımız hazırlandıktan sonra yavaş yavaş sosumuzu da hazırlayalım sizlerle beraber. Önce bir tezgahımızı toparlayalım. Şöyle biraz. Tezgahımız toparlansın. Ondan sonra hazırlığımıza geçelim. Evet, öncelikle şöyle biraz üstündeki bir karabalığı toparlayalım. Temizledikten sonra hazırlığımıza geçelim. İki tane havuç, ondan sonra maydanoz, ondan sonra dereotumuz, biberimiz ve içine mısırımız. Sizler seviyorsanız lor peyniri de kullanabilirsiniz. Ben biraz lor peyniri de içine ilave ettim. Onlarla beraber harcımı hazırladım. Harcımı hazırladıktan sonra tekrardan bir tane kabımızı içine
bir tane yumurtamız. Fazla yapıyorsak biraz daha artırabiliriz, fazla da kullanabiliriz. Hemen yumurtamızı kıralım. Bu böreğimizi hem yumuşatacak hem de güzel bir lezzet katacak. Siz de aynısını uygulayabilirsiniz. Böreğinizin biraz daha yumuşak ve güzel olması istiyorsanız böyle bir sosla sizler de hazırlayabilirsiniz. Önce yumurtamızı kırdık. Bir tane ufak bir çırpma telimiz. Hemen böyle yavaş yavaş karıştırıyoruz. Yavaş yavaş çırptıktan sonra bir çay bardağı yağımı içine döküyorum. Onunla beraber tekrardan karıştırıyorum. Bir tane yumurta, bir çay bardağı kadar yağımız. Ondan sonra bir su bardağı kadar sütümüzü içine dökelim. Hemen sütümüzü de döktükten sonra onu tekrardan iyice bir çırpalım. Ve şimdi hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Yağımızı da döktük. Ondan sonra sosumuz şu anda hazır. Sosumuzu hazırladıktan sonra harcımız hazırlanmıştı. Çok hafif bir yağımızı tepsimizin altına dökelim. Minik biraz yağımız. Evet. Az bir yağımızı tepsimize döktük. Ve onu güzelce bir şöyle bir yağlayalım tepsimizi. Evet, hemen tepsimizi iyice bir yağlıyoruz. Kenar kısımlarından aynı şekilde. Yavaş yavaş yağladık. Ve tepsimizi yağladıktan sonra şimdi harcımız hazır sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra iç harcımız ve sosumuz da hazırlanmıştık. İkisini de hazırladıktan sonra artık yavaş yavaş diğer sunumlarımıza, hazırlıklarımıza geçebiliriz. Şöyle biraz karıştıralım önce bir harcımızı. Bunlar güzel olacak. Mısır da tabii ki çocukların hoşuna gidiyor. İsterseniz birazdan mısırı artırabilirsiniz. Veya da içinde kaşar peyniri de kullanabiliriz. Eğer hoşunuza gidiyorsa biraz da kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Hemen beraber tekrardan biraz daha böyle iyice bir karıştıralım. Evet. Şimdi harcımız artık hazır. Yavaş yavaş artık hazırlığımıza geçebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Önce iki tane havuç, bir yeşilliğimiz, ondan sonra içine kullanacağımız kadar mısır ve tekrardan içine dediğimiz gibi sizler de seviyorsanız lor peynir de olabilir. Eğer ki kullanmak istiyorsanız lor peynir de kullanabilirsiniz. Hepsiyle beraber harcımızı hazırladıktan sonra iki tane karışık biberimiz, o da güzel bir renk ve lezzet katacak. Şimdi yavaş yavaş yufkalarımızı şöyle bir açalım. Açtıktan sonra ortadan bölüyoruz. İkiye böldükten sonra yarısını şöyle bir aldık. Diğer yarısı da hazır. Şimdi hemen tekrardan böyle güzelce bir üzerine hafiften sosumuz. Yumuşak tutacak. Çok da güzel olacak. Ondan sonra biraz yeşilliğimiz. Boydan diğer boya doğru güzelce bir şekilde bir uçtan diğer uca hemen serelim ki güzel olsun. Her tarafta bol yeşilliğimiz olsun diye sevgili izleyenimiz. Şimdi yeşilliğimizi koyduktan sonra tekrardan yavaş yavaş sarmaya başlıyoruz. Bunu güzelce bir şekilde şöyle bir katlayalım. Ve katladıktan sonra yavaş yavaş yırtmadan bu. Evet. Öyle bir şey olmaz gerçi. Evet. Şöyle yırtırırsanız sorun değil sevgili izleyenimiz. Hemen şu şekilde tepsimize gönderdik. Hemen tepsimize gönderdikten sonra devam edelim aynı işlemle. İsterseniz yani aralarına birer parça daha yufka serebilirsiniz ama çok da fazla sermeye gerek yok. Çünkü sosumuzu döktüğümüz için hafif biraz daha ona güzel bir lezzet ve de dediğimiz gibi yumuşatıyor. Sararken biraz daha dikkat edebiliriz. Evet, devam edelim. Biraz daha harcımız hazır. Onu hazırladıktan sonra tekrardan
Şöyle yavaş yavaş güzelce bir sardık. Ve sardıktan sonra yavaş yavaş böyle biraz daha toparlayalım. Hazır. Ve onu tekrardan tepsimize gönderelim. Aynı işlemle devam edelim. Hemen şöyle biraz yufkamız, üzerine hafif biraz sosumuz. Evet. Bu ona güzel bir lezzet ve katacak sevgili izleyicilerimiz. Hem de biraz daha yumuşak ve güzel de olacak. Evet. Biraz daha harcımız. Bir boydan, şöyle bir uçtan diğer uca harcımızı serdik. Ondan sonra da bunları güzelce bir katlıyoruz. Katladıktan sonra yavaş yavaş şöyle güzelce bir saralım. Sardıktan sonra tepsimize gönderdik. Devam. Sosumuz için bir tane yumurtamız, bir çay bardağı kadar sıvı yağımız, ondan sonra bir su bardağı kadar sütümüz. İsterseniz sizler biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. Eğer fazla tutacaksanız. Harcımız için de iki tane havuç, iki tane biberimiz, ondan sonra biraz karışık yeşilliğimiz, maydanoz, dereotumuz, nanemiz ve tekrardan hemen güzelce bir şekilde içine biraz bolca mısırımızı ilave ettik. Mısırla beraber güzelce bir şekilde tekrardan içine eğer seviyorsanız dor peyniri veya kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Hepsini dahil ettikten sonra yavaş yavaş şöyle bir katlamaya başlıyoruz. Evet, şöyle bir alalım. Yavaş yavaş ya kameramız da görsün diye sevgili izleyenimiz sarıyoruz. İyice bir sardık. Ondan sonra yavaş yavaş şöyle bir katlamaya başlıyoruz. Evet, yumuşadığı için kenar kısımlarına biraz daha dikkat edeceğiz. Evet, hazır. Tekrardan tepsimize gönderdik. Şimdi iki tane daha hazırlayacağız. Bir tane yufkamızı kullanırsak bizlere yetecek. Evet. Şöyle yufkamız hazır. Fazla olanı kaldırabiliriz şimdilik. Kenarda beklesin. Evet. Tekrardan şöyle biraz yufkamız hazır. Ondan sonra hafif biraz sosumuz. Hemen aynı şekilde böyle güzelce bir hazır. Evet. Bunları biraz daha böyle iyice bir saralım. Sardıktan sonra tekrardan şöyle bir çok fazla sıkıştırmayalım ki yırtılmasın. Ondan sonra şöyle güzelce bir şekilde bir katladık. Hazır. Ve hazırlandıktan sonra tekrardan tepsimize gönderelim. Ondan sonra son kalan yufkamız, üzerine hafif biraz sosumuz. Böyle biraz sosumuzu döküyoruz. Sosumuzu döktükten sonra tekrardan harcımız biraz daha şöyle bir harcımız hazır. Evet. Ve harcımızı üzerine ilave ettikten sonra yavaş yavaş hemen sarmaya başlıyoruz. Tekrardan biraz daha şöyle güzelce bir katlıyoruz. Evet. Şimdi böyle diğer bir köşeden veya da bir uçtan başlıyoruz. İçe doğru yavaş yavaş böyle bir yırtılmadan güzelce bir şekilde onları tabii ki çok fazla zorlamadan seviyemiz güzelce bir şekilde bir hazırlayacağız ki çok fazla yufkamız yırtılmasın. Hemen iyice bir hazırlansın diye. Ve tekrardan yufkalarımızı
hazırladıktan sonra yufkalarımızı tepsimizin içine ilave ettik ve tepsimizde 6 tane böreğimiz hazırlandı şu anda. 6 tane böreğimizi hazırladıktan sonra önce şöyle güzelce bir tezgahımızı toparlayalım. Evet, ben hemen önce bir tezgahımı toparladıktan sonra ondan sonra diğer hazırlıklarımıza geçebiliriz. Evet, şimdi şöyle güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz, sosumuz hazır. Ondan sonra böreklerimiz hazır. Böreklerimiz hazırlandıktan sonra fırça yardımıyla beraber üzerine güzelce bir şekilde bir soslayalım. Yani sizler biraz daha sosu üzerine de dökebilirsiniz ama çok da fazla altlarına doğru akması ki yapışmasın diye. Tekrardan hemen şöyle biraz yumuşamasını sağlasın hem de iyice bir kızarsın diye aralarına doğru hafiften biraz fırçamızda sürelim. Devam. Hemen şöyle kenarlarda da iyice bir kızarmasını sağlayacak. Evet, bunları da devam ediyoruz. Güzelce bir kenarlardan sürmeye. Evet, şöyle bir İyice bir kenarlarda da sosumuz da yavaş yavaş sürelim ki iyice bir kızarsın diye sevgili izleyenlerimiz. Devam. Hemen son böreğimiz. Hafif biraz daha sosumuza sürebiliriz. Evet. Hem yumuşattı hem de güzel bir lezzet katacak. Evet, devam. Biraz daha üzerine sosumuzdan sürebiliriz. Biraz bekleyip yani sosu çektikten sonra da üzerine sürebilirsiniz sosunuzdan. Evet, şimdi hazırız sevgili izleyenlerimiz. Sosumuzu da üzerine sürdük. Sosumuzu sürdükten sonra güzelce bir şekilde böreklerimiz hazır. Üzerine isterseniz susam veya da çörek otu veya da haşhaş hangisini arzuluyorsanız, seviyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Ben hemen biraz şöyle bir çörek otumuzdan üzerine serpiştireceğim. O da güzel bir renk katsın. Şöyle hafif. Çörek otlarımız güzel olsun. Evet. Biraz daha şöyle aralarına doğru güzelce bir döktük ve güzel de oldu. Evet, çörek otlarımızı üzerine ilave ettikten sonra şimdi gül böreğimiz, sebzeli güzel bir gül böreğimiz hazırlandı. Sevgili izleyenlerimiz, gül böreğimiz hazırlandıktan sonra yavaş yavaş fırına gönderebiliriz. O fırında iyice bir pişsin, iyice bir kızarsın. O pişerken biz de diğer hazırlıklarımıza geçebiliriz. Evet, şöyle fırınımızı da ayarlayalım derecemizi. 170 dereceyle 1,5 saate veya da 1 saate yakın pişebilir sevgili izleyenlerimiz. Derece tabii biraz da isterseniz yükseltebilirsiniz ama aceleniz yoksa düşük bir dereceyle iyice bir pişsin. 170 dereceyle 1 saat boyunca bir pişsin, iyice bir hazırlansın. Piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok güzel bir sunum olmuş olacak. Kapağını kapattık. O yavaş yavaş pişmeye devam etsin. O pişerken biz de sizlerle beraber çok güzel bir püreli has kebabımız var. Onu hazırlayacağız. Onun için neler kullanacağız? Hangi malzemelerimize bir göz atalım. Ben hemen şöyle tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra onu da hazırlığına geçebiliriz. Evet. Listemiz hazırsa alabiliriz arkadaşlar. Evet. Tavuklu püreli tas kebabımız için de kullanacağımız malzememiz 500 gram kadar tavuk göğsümüz. Az veya fazla sizler kullanabilirsiniz. Kemiksiz ve derisiz 500 gram kadar tavuk göğsümüz. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 adet kuru soğanımız, 2 adet defne yaprağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, 1 tatlı kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız.
500 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra 2 adet defne yaprağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz ve de karabiberimiz, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız. Püremiz içinde 500 gram kadar patatesimiz, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz. Püremiz içinde 500 gram kadar patates, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz olacak. 500 gram kadar tavuk göğsümüz, eğer sizde biraz daha fazla da olmasını istiyorsanız biraz daha artırabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar salçamız, biber veya da domates salçası olabilir. 1 adet kuru soğanımız, 1 veya da 2 adet defne yaprağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, 1 tatlı kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız. Önce patatesleri güzelce bir şekilde bir kabuklarını soyduk. Hemen onları iyice bir yıkadık. Bol tenceremize suda haşlamaya başladık. Onlar iyice bir haşlandı. Haşlandıktan sonra altını kıstık. Patateslerimiz hazır. Ondan sonra tenceremizde tekrardan hemen yağımızı ilave edeceğiz. Yağımızı ilave ettikten sonra soğanımızı güzelce bir şekilde bir doğrayıp içine ilave edeceğiz. Yavaş yavaş soğanlar kavrulacak. Soğanlar kavrulurken tavuklarımızı kuşbaşı şeklinde doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Onları da iyice bir kavuracağız. Tavuklar kavrulurken içine defne yaprağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra tekrardan baharatlarımızı ilave edeceğiz. Salçamızı ilave edeceğiz. Salçayla beraber biraz daha kavuracağız. Baharat ve salçayla beraber biraz daha kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı kadar unumuzu da içine ilave edeceğiz. Hem biraz daha güzel bir kıvam katacak hem de ona artı bir lezzet ve tat katacak. Onunla beraber biraz daha kavuracağız. Kavurduktan sonra hemen bizlere yetecek kadar suyumuzu içine ilave edeceğiz. Ve suyumuzla beraber tekrardan iyice bir pişeceği ve piştikten sonra biz de püremizi hazırlayacağız. Püremizi altına koyacağız ve üzerine kas kebabımızdan ilave ettikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, hemen önce bir patateslerimizi ben şöyle bir kenara doğru alacağım. Geniş bir tane tenceremiz. Ve yemeğimizi de hazırlayabiliriz. Sizler biraz daha fazla yapmak istiyorsanız yani patatesi biraz daha bol da fazla da yapabilirsiniz. Yani yapacağımız miktara göre veya da kaç kişilik bir ailesek ona göre biraz daha malzememizi artırabiliriz. Önce bir tenceremizin altını açıp tenceremiz ısınsın iyice bir. Yavaş yavaş ısınırken biz artık hazırlığımıza geçebiliriz. Öncelikle kullanacağımız kadar yağımız hemen tenceremize döküyoruz. Yağımızı döktükten sonra o yavaş yavaş ısınmaya başlasın. Ondan sonra soğanımız. Soğanımızı dilerseniz biraz daha iri kuşbaşı şeklinde de doğrayabilirsiniz. Yakışacak ve çok da güzel bir görüntü katacak. Sizler de istiyorsanız o şekilde de doğrayabilirsiniz. Biraz daha iri kuşbaşı şeklinde de doğrayabiliriz. Hemen şöyle biraz İri doğrayacağım soğanlarımı. Devam ediyorum. Hafif biraz içinde görünmesini istediğim için onları ben biraz daha iri doğrayacağım. Devam ediyorum. Bunları da şöyle bir doğradık. Doğradıktan sonra hemen soğanlarımızı da tenceremize yollayalım. Şimdi soğanlarımızı tenceremize ilave ettik. Onlar yavaş yavaş kavrulmaya başlasın. Biz de onlar hazırlanırken kenarda tavuklarımızı hazırlayabiliriz. Başka bir tane tahtamızı alalım. Yani kullanacağımız kadar tavuğumuz. İsterseniz az veya da fazla da sizler de kullanabilirsiniz. Hemen tavuğumuz böyle bir hazır. Önce şöyle bir ızgaralık açar gibi açıyorum. Tavuklarımızı da biraz daha iri de doğrayabiliriz. Yani içinde hem belirgin olsun hem güzel olsun diye sevgili izleyenimiz biraz daha iri de doğrayabilirsiniz. Evet. Ortadan tekrardan açıyoruz. Ondan sonra iri iri doğramaya başlıyor. Kenara aldık. Diğer yarısı aynı şekilde hazır. Ondan sonra da şöyle bir doğradık, kenara aldık. Devam. Evet. Küçük küçük hemen tavuklarımızı doğradık. Hazır. Evet, şimdi
Tavuklarımızı aynı şekilde doğramaya devam edelim. Soğanlarımız iyice bir kavruluyor. Hemen şöyle biraz daha karıştıralım ki güzel kavrulsun. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Devam ediyoruz tekrardan tavuklarımızı. Böyle güzelce bir hazırlanmaya. Biraz daha şöyle bir. Ufak ufak. Hemen doğradık. Ve aynı şekilde şu parçaları da şöyle bir hazırladık. Bunları da güzelce bir doğrayalım. Şimdi tavuklarımız hazır sevgili izleyenlerimiz. Biraz soğanların kavrulmasını bekleyeceğiz. Soğanlarımız iyice bir kavrulsun. Evet. Soğanlar yavaş yavaş kavrulmaya başlandı. Kusura bakmayın sevgili izleyenlerimiz. Evet, tenceremizin içine bizlere yetecek kadar yağımızı ilave ediyoruz. Tereyağı olabilir, sıvı yağ olabilir, zeytinyağı olabilir. Hangisi varsa elimizden hemen yağımızı tenceremize aktaralım. Yağımızı ilave ettikten sonra soğan da tabii ki sizler eğer ki elinize çıkıp böyle sorular sizlerden geliyor sevgili izleyenlerim. İşte Abdullah olsa bazen sen yemekleri anlatırken olabiliyor. Elimizde et az olabiliyor, imkanlar doğrultusunda azalmış olabilir, zaten az olabilir. Dediğimiz gibi onu çoğaltmak için neler yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Arttırmak için isterseniz biraz hafif soğanınızı, biz 2 tane kullandık, siz 3 tane de kullanabilirsiniz. Ondan sonra biber, 2-3 tane biber kullanabilirsiniz. Ondan sonra domatesle de artırabilirsiniz. Eğer ki malzemeniz azsa artırabilirsiniz. Ama normal orijinali şu anda bizim hazırladığımızdı sevgili izleyenlerimiz. Ama sizler isterseniz içinde tabii biraz daha bol olmasını istiyorsanız, tabii ailede karabalık olunca herkese de yetmesini istiyorsanız İçine biber ve domatesle de biraz daha artırabilirsiniz. Ve tekrardan soğanınızı kavurdunuz. Soğanınızı kavurduktan sonra hazırladığınız tavuklarınızı içine dahil edin. Hemen şöyle tavuklarımızı tenceremize gönderelim. Önce soğan, ondan sonra tavuklarımızı ilave edelim. Ve tavuklarımızı ilave ettikten sonra beraber karıştıralım şöyle iyice bir. Yavaş yavaş. Şöyle iyice bir kavrulsun. Ondan sonra çok hafif biraz karabiberimiz. Bu ona çok güzel bir lezzet ve aroma katacak. Biraz karabiberimiz üzerine. Şöyle bir öğüttükten sonra hazır diyebiliriz. Ondan sonra defne yaprağımız. Birkaç tane defne yaprağı etimizi lezzetlendirecek ve çok da güzel bir lezzet ve aroma katacak. Sonradan defne yaprağımızı içinde alabiliriz sevgili izleyenimiz. Yani sonradan defne yaprağımızı içinde alabiliriz. Yani yemeğimiz piştikten sonra defne yaprağını çıkarabilirsiniz. Eğer sevmiyorsanız tekrardan hemen şöyle biraz iyice bir karıştırıyorum. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Hafiften bir kavurmaya devam edecek. Çok ses yapmasın. Ben minik biraz su damlatacağım altına. Evet. Hemen fazla ses yapmasın diye hafif biraz da altına tekrardan suyumuzu ilave ettikten sonra. Şimdi yavaş yavaş yemeğimiz pişmeye devam etsin. İyice bir kavrulsun etimiz. Onlar kavrulurken püremizi de biz kenarda hazırlayabiliriz. Patatesimizin suyunu ayırabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Onun suyunu şöyle bir şey yapabiliriz. Yani suyunu çorba için kullanabiliriz. Çok da güzel olacak çünkü kabak çorbamız var. Onu da suyunu da kullanabiliriz. Önce ben hemen suyunu şöyle bir küçük bir tenceremin içine alacağım. Hemen
su olmayacak şekilde bütün suyu boşaltıyoruz. Evet. Şimdi suyumuzu boşalttıktan sonra şunu da bir alayım daha rahat çalışalım diye. Bunu da şöyle bir köşeye doğru aldık mı güzel olacak. Yavaş yavaş ısınsın çünkü onu biz çorbamızda kullanacağız. Evet. Patateslerimiz yavaş yavaş ısınmaya başlasın biraz daha. Altını açalım çünkü altını tamamıyla kapatmıştık. Ben biraz daha altını açıyorum. Ondan sonra biraz tereyağımız. Hafif biraz yağımızı içine dökelim. Ve yağımızı döktükten sonra yavaş yavaş artık diğer hazırlıklarımıza geçebiliriz. Önce biraz hafif bir ısınmasını bekleyeceğiz. Biraz ısınsın. Ondan sonra ısındıktan sonra devam ediyoruz. Kaç tane yapacaksak veya ne kadar yapacaksak ona göre patateslerimizi kabuğunu soyuyoruz. Güzelce bir yıkıyoruz çünkü içinde toprak kum olmasın diye. Ve onları yıkadıktan sonra güzelce bir şekilde bol suda haşlayalım. Patateslerimiz tamamıyla bir piştikten sonra yani çok fazla aşırı bir şekilde dağılmasın. Piştikten sonra suyunu isterseniz çorbada, yemekte veya farklı sunumlarda da kullanabilirsiniz. Ve güzelce bir şekilde suyunu ayırıyoruz ve suyunu ayırdıktan sonra içine herhangi su kalmayacak fazla. Ondan sonra biraz tereyağımızı içine ilave ediyoruz. Tereyağıyla beraber biraz tuzumuz. Hemen tuzumuzu da dökelim. Ondan sonra bir süt, şöyle bir çay bardağı veya bir su bardağı kadar süt kullanacağız. Sütümüz de hazır ve sütümüzle beraber birazdan yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Önce şöyle bir blenderımızı da hazırlayalım. Ondan sonra patateslerimiz ısınmaya devam ederken biz de hazırlığımızı yapmış olalım. Yavaş yavaş ısınmaya başladı. Ondan sonra ısınmaya başladıktan sonra artık biz de hazırlıklarımıza geçebiliriz. Evet. Hemen tas kebabımız için soğanlarımız, ondan sonra defne yaprağımız, ondan sonra karabiberimiz hepsini tenceremizin içine ilave ettik. Tavuklarla beraber yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Onlar iyice bir kavurmaya başladıktan sonra birazdan içine salçamızı ilave edeceğiz. Ve salçayla beraber biraz unumuz, ondan sonra yetecek kadar suyumuzu içine ilave edeceğiz. Suyumuzla beraber güzelce bir şekilde bir yemeğimiz pişecek, iyice bir hazırlanacak. Evet, şöyle biraz. Şimdi salçamız, hemen salçamız hazır. Salçamızı içine dökelim. Salçamızı içine döktükten sonra tekrardan içine kullanacağımız kadar baharatlarımız, biraz pul biberimiz, çok hafif, biraz daha bir güzel bir renk versin diye şöyle bir kırmızı toz biberimizi dökelim. İkisini döktükten sonra salçayla beraber tekrardan biraz daha kavuralım. İyice bir salçamız kavrulsun, hem güzel bir renk verecek. Hem de midemizde yanma ve ekşimeler olmamış olacak. Evet, devam ediyoruz. Güzelce bir tas kebabımızı hazırlamaya. Evet, şimdi sekizgelerimiz. Tavuğumuzu kavurduk. Kavurma ben devam edeyim. Biraz daha şöyle bir kavuracağım ama sizlerle beraber çok hafif biraz da unumuzu dahil edelim. Fazla olmasın. Yani bir tatlı kaşığı kadar diyebiliriz unumuzu da. Üzerine serpiştirdik. Unumuzu serpiştikten sonra 1-2 dakika daha kavuracağım. Ve 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ondan sonra suyumuzu üzerine dökebiliriz. Yavaş yavaş suyumuzu dökeceğiz. Ve suyumuzla beraber pişmeye başlayacak. Güzel bir şekilde bir hazırlamaya başlayacak. O zaman şöyle bir şey yapalım sevgili izleyenlerimiz. Ben yavaş yavaş şöyle bir hazırlama devam edeyim. Yemeğimi güzelce bir şekilde bir hazırlama devam edeyim. Tezgahımı toparlayayım. Kısa bir ara gidelim. Siz de bu arada kendinize bir tane çay alın. Biz de tezgahımızı toparlayın. Kısa bir aradan sonra lezzet yolculuğumuza devam edelim mi? O zaman ekran başında ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Kısa bir ara. Evet sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce soğanlarımızı kavurduk tereyağımızla beraber. Onları kavurduktan sonra tekrardan
Hemen içine güzelce bir şekilde kullanacağımız kadar tavuğumuzu iri iri doğradık, ilave ettik tas kebabımız için. Ve onları da içine ilave ettikten sonra tekrar tavuklarımızı güzelce bir kavurduk. Defne yaprağımızı ilave ettik. Ondan sonra biraz karabiberimiz artı bir lezzet ve tat katacak. Onlarla beraber iyice bir kavuralım. Onlarla beraber iyice bir kavurduktan sonra tekrardan içine salçamızı, biraz da unumuzu ilave ettik. Onlarla beraber kavurduk ve kavurduktan sonra yemeğimiz yavaş yavaş pişmeye başlıyor. Kullanacağımız kadar tuzumuzu da ilave edelim. Tas kebabımız için hemen biraz da tuzumuzu üzerine döküyorum. Tuzumuzu da döktükten sonra tekrardan karıştırıyorum şöyle yemeğimi. Ondan sonra kapağını kapatıyorum. Yavaş yavaş pişmeye başlasın, iyice bir hazırlansın. Ve tekrardan püremiz için de biz hazırlığımıza devam edeceğiz. Önce bir fırınımıza bakalım sevgili izleyenimiz. Gül böreğimiz ne durumda bir görelim. Ondan sonra hazırlığımıza devam edebiliriz. Gül böreğimiz iyice bir hazırlanmış sevgili izleyenimiz. Güzelce bir şekilde bir hazır şu anda. Gül böreğimizi hazırladıktan sonra iyice bir kızarmış. Ve yavaş yavaş kızarma devam etsin. Birkaç dakikada tutacağız fırında. Birkaç dakikada fırında piştikten sonra hazır diyebiliriz. İyice bir kızarmış ve çok da güzel olmuş gül böreğimiz. Onları biraz daha fırında bekletebiliriz. Evet. Birkaç dakikada fırında tuttuktan sonra fırında alabiliriz. Biz biraz daha yüksek bir dereceyle yetişsin diye biz pişiriyoruz ama siz de daha düşük bir dereceyle fırında pişirebilirsiniz. Fırınımızı kapağını kapatalım. O yavaş yavaş toparlanma ve pişmeye devam etsin. Ondan sonra püremiz için 500 gram kadar patatesimizi hemen hazırlamıştık. Ondan sonra üzerine tereyağımızı, tekrardan tuzumuzu ilave ettik. Tereyağı ve tuzumuzu da üzerine döktükten sonra şimdi yavaş yavaş püremizi hazırlama başlayalım. Şöyle biraz sökümüz. Hafif biraz kıvamlı olabilir püremiz. Tam duyamadım. Evet, patateslerimiz, 4 tane patatesimiz ve hatta dediğimiz gibi 500 gram kadar patatesimizi haşlamıştık. İçine biraz tuzumuzu, hafif biraz da sütümüzü ve tereyağımızı ilave etmiştik. Yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyoruz. Böyle bir yavaş yavaş karıştırıyoruz sevgili izleyenimiz. Devam. Hemen şöyle biraz. İçinde toprak kalmasın sevgili izleyenimiz dediğimiz gibi. Evet şöyle bir. İçinde toprak kalmayacak şekilde bunları güzelce bir karıştıralım. Devam edelim aynı şekilde. Evet, şimdi hazır diyebiliriz. Blender'ımızı alalım kenara doğru. Öncelikle püremiz hazırlandıktan sonra biraz daha ocakta bekleyebiliriz. Güzelce bir şekilde bir kaynamaya devam etsin. Biraz böyle bir karıştıralım. Evet, güzel oldu. Altını da açalım. Biraz daha şöyle bir kaynamaya devam etsin. Biz de şöyle bir suyumuzun altını açalım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, yemeğimiz hazır. Böreğimiz hazır diyebiliriz. O biraz daha birkaç dakika bir dinlenebilir, fırında bekletebiliriz. Şimdi sizlerle beraber güzel bir çorba hazırlayalım mı? Çorbamız için neler kullanacağız? Bir göz atalım. Ondan sonra yavaş yavaş sizlerle beraber güzel bir sütlü kabak çorbamızı hazırlamış olalım. Evet, sütlü kabak çorbamız için kullanacağımız malzememiz 2 adet kabak kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 1 su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, 1 adet biber, kırmızı ve istersen yeşil biber de olabilir. Hangisini istiyorsan onu tercih edebilirsiniz. 1 tutam dereotu veya da maydanoz da kullanabilirsiniz. Bazı dereotu çocuklar sevmeyebilirler. Onun için siz istersen dereotu veya da maydanoz da kullanabilirsiniz.
2 adet kabak, 1 yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 1 su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 1 çay bardağı kadar tuz ve karabiberimiz, 1 adet biberimiz, 1 tutam dereotumuzu kullanacağız. Öncelikle kabakları güzelce bir şekilde bir rendeleyelim. Rendeledikten sonra tekrardan hemen tenceremizin içine bizlere yetecek kadar yağımızı ilave ediyoruz. Yağımızla beraber biberimizi küçük küçük doğrayıp ilave edelim. Biberimizi kavuruyoruz. Ondan sonra kabakları içine ilave ediyoruz. Kabakları da hafif bir kavuracağız. Ve kavurduktan sonra unumuzu içine ilave ediyoruz. Unla beraber biraz daha kavuruyoruz. Unumuzla beraber biraz daha kavurduktan sonra yetecek kadar suyumuzu içine ilave edelim. Ve baharatlarımızı... Pardon. Baharatlarımızı ilave ettikten sonra yetecek kadar suyumuzu da içine ilave edeceğiz. O iyice bir kaynasın. Siz seviyorsanız... İçine isterseniz 1 veya da 2 yemek kaşığına yakın pirinç de kullanabilirsiniz. Eğer hoşunuza gidiyorsa pirinç de kullanabilirsiniz çorbaya. Ondan sonra isterseniz süt veya da krema da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı veya da bir su bardağına yakın sütümüzü de içine ilave edeceğiz. Sütümüz de beraber iyice bir kaynayacak ve iyice bir kaynadıktan sonra da afiyetle içeceğiniz çok lezzetli güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza devam edebiliriz. Evet, hemen şöyle kabaklarımız dediğimiz gibi hazır ve hazırlığımıza geçiyoruz biz de. Önce bir kabakları hazırlayalım. Genellikle 4 ve 6 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyoruz ama siz isterseniz biraz daha fazla da kullanabilirsiniz malzemenizi veya da fazla da yapabilirsiniz. Önce bir eldivenlerimizi taktıktan sonra devam edelim. Yemeğimiz harika bir şekilde pişmeye devam ediyor. Tas kebabımız, tavuklu tas kebabımız çok da güzel oldu. İyice bir pişmeye devam etsin. Şöyle güzelce bir kaynıyor sevgili izleyenimiz. Kapağını kapatalım. Kenarda pişsin. Şu anda bir acelemiz yok onunla ilgili. Ve tekrardan böyle biberimizi aldık. Ondan sonra kabak. Yavaş yavaş rendeleyelim. İyice bir evet, devam. Şimdi kabaklar hazır diyebiliriz sevgili izleyenimiz. Bunları ben şöyle bir rendemizi kenara aldıktan sonra yanıma doğru alabilirim. Kabakları hazırladıktan sonra biberimiz yemeğimize güzel bir lezzet ve tat katacak. Ben hemen biberlerimize doğrayacağım. Ondan sonra tenceremize ilave edelim. Bir tane tenceremiz. İçine hangi yağ kullanacaksak kullanabiliriz sevgili. Elinizde ya da hangi yağ varsa kullanabilirsiniz. Veya da karışıkta kullanabilirsiniz. Biraz tereyağı, biraz da zeytinyağı veya da sıvı yağ da kullanabiliriz. Hafif yağımızı tenceremize ilave ettik. Ondan sonra bir tane de kırmızı kapya biberimiz gelsin. Biraz şöyle bir. Şimdi ocağımızın altını biraz da açabiliriz. Ve tekrardan şunu da bir kaldıralım. Karabalık olmasın diye. Evet. Hemen. Şimdi bunları bir küçük küçük şöyle bir keselim. Devam. Aynı şekilde. Çok fazla içinde belirgin olmasın. Bir tane sivri biberimiz. Onu da çekirdeklerini temizleyip aynı şekilde dilimleyebiliriz. Kalan olan kısımları da hazır. Ve bunları küçük küçük doğramaya başlıyoruz. Çok fazla iri olmasın. Çünkü ben içinde çok fazla
belli olması istemediğim için elimden geldiği kadar ufak ufak hazırlayacağım. Biraz daha küçültelim. Evet. Şimdi biberlerimizi tenceremize dökelim. İyice bir kavurmaya başlayacağız. Karışık biberimiz hazır. Onları tenceremize ilave ettik. Önce biberimiz hafif bir kavrulsun. Ondan sonra kabaklarımızı içine ilave edeceğiz. Evet, hemen. Bunları güzelce bir. Hadi tezgahımız toparlansın. Böreklerimiz hemen hemen hazır diyebiliriz. Birazdan onları da alabiliriz. Yavaş yavaş önce biberler güzel bir aroma katacak. Güzel bir lezzet katacak. Onları bir kavuruyorum. Ondan sonra kabaklarımızı içine ilave edip onlarla beraber kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi kabakları da aynı şekilde gönderelim tenceremize. Yavaş yavaş şöyle bir karıştıralım. Devam. İyice bir. Hop. Hemen patates suyumuz. O da hazır. Birazdan içine ilave edeceğiz. Biberlerimizi önce bir soteledik. Ondan sonra kabaklarımızı içine ilave ettik. Kabakla beraber kavurmaya devam ediyoruz. Kabaklarla beraber kavururken içine biraz karabiberimiz. Hemen karabiberimizi öğütelim. Ve içine çok hafif biraz da tuzumuzu da aktarabiliriz, ilave edebiliriz. Minik biraz tuzumuz. Ondan sonra tekrardan karıştırıyoruz. İyice bir şöyle bir karıştırmaya devam edelim. İyice bir kavursun ki hem lezzetli hem de güzel olması için ne yapacağız? Biber ve kabakları elimizde geldiği kadar biraz daha fazla kavuracağız sevgili izleyenlerimiz. Onlar kavurduktan sonra tekrardan içine unumuzu dahil edeceğiz. Unumuzu da ilave edeceğiz. Unumuzla beraber biraz daha kavuracağız. Ondan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz. Sütümüzü ilave edeceğiz. Ve iyice bir kaynayacak ve kaynadıktan sonra çorbamız sunuma hazır diyebiliriz. Yemeğimiz yavaş yavaş hemen hemen o da hazır diyebiliriz. Güzelce bir şekilde bir pişti, hazırlandı. Püreli tas kebabımız o güzelce bir şekilde bir hazır. Ve ben şöyle bir kapağını kapatacağım. Birazdan sunuma geçebiliriz onda. Altını biraz kısıyoruz. Evet. Püremiz için de 500 gram kadar patatesimiz. Ondan sonra içine biraz tuzumuzu, biraz tereyağımızı ilave etmiştik. Ve onları ilave ettikten sonra hemen tekrardan blenderımıza beraber güzelce bir şekilde bir püremizi hazırlıyoruz. İyice bir eritiyoruz. Erittikten sonra püremiz hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Ve püremizi hazırladıktan sonra kenara onu artık yavaş yavaş alabiliriz. Kenarda beklesin. Ondan sonra çorbamız. Biraz daha. Ben hemen şöyle bir yer değiştireyim. Diğer ocağımız daha hızlı bir şekilde yandığı için biz de ne yapacağız? Yer değiştirebiliriz. Hemen ocaklarımızı tekrardan böyle bir ayarlamasını yapalım. Evet. İçine iki tane biberimiz. Ondan sonra kabaklarımızı. Ondan sonra da içine tuzumuzu ve karabiberimizi ilave ettik. Onları beraber iyice bir kavurduk. İyice bir kavurduktan sonra yavaş yavaş
güzelce bir şekilde bir pişmeye devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. İçine unumuz. Hemen unumuzu da içine dahil ediyoruz. Un miktarı sizler isterseniz fazla da kullanabilirsiniz. Yani kaç kişilik bir aileysek ona göre de az veya de fazla kullanabiliriz. Biz genellikle 4 ve 6 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyoruz ama sizler de isterseniz biraz daha artırabilirsiniz, fazla da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar unumuzu içine ilave ettik. Ve onunla beraber tekrardan karıştırıyoruz. Unumuz da. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Hem de un da iyice bir kavrulsun. Önce biberler kavruldu. Ondan sonra kabaklarımızı içine rendeledik, ilave ettik. İsterseniz doğrayıp da ilave edebilirsiniz. Ondan sonra kabakları da kavuruyoruz. Ve kavurduktan sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz. Baharatla beraber tekrardan içine unumuzu ilave edelim. Unumuzla beraber güzelce bir şekilde bir kavuralım. Unumuzla beraber iyice bir kavurduktan sonra şimdi yetecek kadar suyumuzu içine dökebiliriz. Patates suyumuz püreden kalan. Patates suyumuzu hazır. Ben onu dökmedim. Çok da güzel olacak. Bismillah dedik. Ondan sonra içine dökelim. Hemen yetecek kadar suyumuzu içine döktükten sonra yavaş yavaş şöyle biraz karıştıralım. Eğer ki sizler yani fazla da yapacaksanız biraz da fazla da tutabilirsiniz. Yavaş yavaş şöyle bir kaynamaya devam etsin. İçine kullanacağımız kadar sütümüzü de dökelim. Hemen şöyle biraz sütümüzü de içine döküp ondan sonra iyice bir kaynamasını bekleyebiliriz. Yavaş yavaş çorbamız hazırlanıyor. Çorbamız hazırlanırken biraz da yeşilliğimiz hemen şuradan biraz dereotumu da doğrayacağım. Bu da çorbamıza güzel bir lezzet ve tat katacak. Tekrardan kullanacağımız kadar dereotumuzu doğruyoruz. Ve dereotumuzu da doğradıktan sonra şu anda dereotumuz da hazır sevgili izleyenlerimiz. Ve dereotumuz da hazırlandıktan sonra yavaş yavaş çorbamız kaynamaya başlıyor. Dereotumuzu da içine ilave edelim güzel bir lezzet ve aroma katsın diye. Evet, biraz dereotumuzla beraber çorbamız hazırlanıyor bu şekilde. Güzel bir şekilde bir kaynayacak. Ondan sonra sunuma hazır diyebiliriz. Tekrardan şöyle biraz karıştırıyoruz. Ve çorbamız yavaş yavaş iyice bir kaynayacak ve kaynadıktan sonra hazır da diyebiliriz. Evet. Hemen şöyle biraz kenara aldık. Ocağımızın altını da aynı şekilde bir ayarlayalım. İyice bir kaynasın. Şimdi çorbamız da hazır. Yavaş yavaş kaynamaya devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Biz artık fırınımıza bir göz atabiliriz. Böreğimiz iyice bir pişti, hazır. Ve güzelce bir şekilde bir hazırlandıktan sonra böreğimizi alalım. Böreğimizi, gül böreğimizi sunum yapacağımız tabağımızı ayarlayalım. Az ve fazla sizler isterseniz sevgili izleyenlerimiz kullanabilirsiniz. Yani geniş bir aileseniz, karabalık bir aileseniz biraz daha fazla da tutabilirsiniz. Şimdi kaç tane yapacaksak ona göre yani malzememizi eğer istiyorsanız biraz az ve fazla dediğim gibi kullanılabilir. Genellikle biz 4 ve 6 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yaptık ve ona göre de güzelce bir şekilde böreklerimizi hazırladık. Şimdi böreğimizi sunum için fırında çıkardığımızda biraz daha yumuşak olması için siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hafif biraz suyu üzerine serpiştirebilirsiniz. Evet. Hemen şöyle bir kenara alalım. Bunu da aynı şekilde hazır. Bir tane daha.
Böyle bir tanesini kameramız görsün diye. Onu da kestik. Öne doğru şu şekilde bir bırakabiliriz. Onları güzelce bir şekilde bir hazırladıktan sonra tabağımızı yavaş yavaş ben hemen kenar kısımlarda biraz süsleyeceğim. Ondan sonra sunumuna geçebiliriz güzelce bir şekilde. Kenar kısmına isterseniz domates veya da biberle veya da farklı bir şekillerde de süsleyebilirsiniz. Evet, hemen diğer yandan da tezgahımız şöyle bir hazırlansın. Biz de hazırlığımıza devam edelim. Tabağımızı güzelce bir şekilde bir hazırladıktan sonra biraz maydanoz, dereotu veya da domates veya da limon olabilir. Hangisi yakışıyorsa kenara bol bol bırakabiliriz. Şuradan bir tane küçük bir domates alacağım. Ondan sonra kenarlarını süsleyeceğim. Hemen portakalımız hazır. Evet, şunları biraz şöyle şimdilik alalım. Ondan sonra da şöyle ön taraflarına süslememizi yapalım. Onu yaptıktan sonra tekrardan bunları şöyle bir bırakalım. Ondan sonra bir tane boş bir tabak alalım. Üzerine bir parça yeşilliğimiz hazır. Ondan sonra domatesimiz. Hemen domatesimizi de şöyle bir keselim. İnce ince doğradık. Doğradıklarımızın yarısını şöyle bir aldık. Tabağımızın bir köşesine bırakalım. Aynı şekilde yine de şöyle domatesimiz tabağımızın diğer tarafına bırakabiliriz. Evet. Şimdi kenarlarını süsledikten sonra domatesimizin üzerine biraz şöyle bir yeşilliğimiz, kuru nanemiz güzel olacak. Evet. Şimdi böreğimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Onu yavaş yavaş kenara doğru alabiliriz. Böreğimizi kenara doğru aldıktan sonra şimdi yemeğimiz de sevgili izleyenlerimiz güzelce bir şekilde bir hazırlandı. O da yavaş yavaş iyice bir hazır da diyebiliriz. Ben şöyle yavaş yavaş artık yemeğin de sunumuna geçebilirim. Çorbamızın üzerindeki şöyle biraz. Gerçi çorbamızı kaymağı ama çok da almak istemiyorum. Bunları biraz daha alabiliriz. Evet, çorbamız o da iyice bir kaynadı. Çorbamız da güzelce bir şekilde bir kaynama devam etsin. Birazdan onu da sunumuna geçebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan püreli kebabımıza geçebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Önce bir patateslerimizi şöyle güzelce bir eritmiştik. Onları haşlamıştık. Püremizi hazırlamıştık. Ve püremizi hazırladıktan sonra yavaş yavaş artık sunumuna geçebiliriz. Kullanacağımız kadar patatesimizi güzelce bir yıkayalım. Yıkadıktan sonra tenceremize bolca suyumuzu ilave edelim. Ve suyumuzu ilave ettikten sonra iyice bir haşlansın. Haşlandıktan sonra tekrardan suyunu süzüyoruz. Çorbada veya da farklı yemeklerde de kullanabiliriz. Ondan sonra tekrardan hemen içine biraz tuzumuzu, tereyağımızı döküyoruz. Tuz ve tereyağımızı döktükten sonra güzelce bir şekilde üzerine eğer ki sizlerin de hoşuna gidiyorsa sevgili izleyicim sizler de yapabilirsiniz. Ondan sonra üzerine tekrardan sütümüzü ilave ediyoruz. Sütle beraber güzelce bir şekilde bir hemen blenderımızda püremizi hazırlıyoruz. Püremiz hazırlandıktan sonra onu kenara alıyoruz. Ondan sonra tenceremize
biraz yağımızı, ondan sonra soğanımızı ilave edelim. Yağ ve soğanımızı ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde soğanımız kavrulsun. Soğanlar kavrulduktan sonra içine biraz daha şöyle bir tavuklarımızı iri iri doğrayıp içine ilave edelim. Tavukları kavurmaya başlıyoruz. İçine bir iki tane defne yaprağımızı ilave edelim. Ondan sonra biraz karabiberimizi ilave edelim. Onlarla beraber iyice bir kavuralım. İyice bir kavurduktan sonra tekrardan içine güzelce bir şekilde hemen salçamızı ilave edeceğiz. Salçamızla beraber şöyle salçamız iyice bir kavurduktan sonra biraz baharatımızı, biraz da unumuzu içine döküyoruz. Baharat ve unumuzu da içine döktükten sonra güzelce bir şekilde onlarla beraber biraz daha kavuruyoruz. Ondan sonra suyumuzu içine ilave ediyoruz. Ve suyumuzla beraber kaynamaya başladıktan sonra ondan sonra tuzumuzu içine döküyoruz. Tuzla beraber yemeğimiz iyice bir pişiyor, iyice bir hazırlanıyor. Ve hazırlandıktan sonra şöyle çok güzel bir hemen tas kebabımız hazırlanıyor. Ve tas kebabımızı hazırladıktan sonra önce tabaklarımıza şöyle güzelce bir şekilde püremiz, onun üzerine de etimizi ilave edelim. Çok da fazla sulu olmasın. Evet. Devam edelim. Biraz daha şöyle bir tavuklarımızı susuz bir şekilde üzerine ilave ediyorum. Devam. Birkaç tane daha bırakabiliriz. Evet. Üzerine yeteri kadar tavuklarımızı da ilave ettikten sonra yemeğimiz harika bir şekilde hazırlanıyor. Eğer ki sizler seviyorsanız biraz üzerine kekik dahil edebilirsiniz. Biraz kekiğimizi üzerine hafif bir serpiştiriyoruz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyorum. Yemeğim hazır. Sevgili izleyenimiz yavaş yavaş kenara doğru alabilirim. Alalım sevgili Yasin. Evet şöyle bir yavaş yavaş yerini alıyor. Evet çorbamıza da bir göz atalım. O da güzelce bir şekilde kaynadı, hazır. Kaynama devam ediyor. Ben şöyle şimdilik kenara doğru alacağım. İyice bir çorbamız hazırlandı. Ve hazırlandıktan sonra artık sunuma geçebiliriz. Evet şöyle biraz. Sunum yapacağımız kabımıza güzelce bir şekilde ilave edelim. Evet. Devam. Biraz daha. Böyle iyice bir çorbamızdan döküyoruz. Evet, çorbamız hazırlandıktan sonra ben şöyle bir tenceremizi kenara doğru alacağım. Kusura bakmayın sevgili izleyenimiz. Yani bayağı bir rahatsızlanmışım ama hakkınızı helal edin. Gerçekten bütün sanki vücudum böyle kırılıyor gibi. Evet, yeni yıla hasta bir şekilde giriş yaptık. İnşallah devamı gelmez. Evet, şimdi hemen güzelce bir şekilde çorbamız hazırlandı. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Sevgili izleyenler, ben şöyle bir hemen tezgahımı biraz toparlayayım. Ondan sonra neler yaptığımıza bir göz atabiliriz. Kenar kısımlarını isterseniz farklı bir şekilde de süsleyebilirsiniz. Eğer ki biraz daha süslemek istiyorsanız farklı bir şekilde de süsleyebilirsiniz. Şöyle bir bırakalım. Biraz daha güzel görünsün diye. Hazır. Ya şimdi tezgahımızı kaldırıyoruz. Yemeklerimiz hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra çorbamız hepsi hazır. Ben hemen şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra neler yapmışız sizlerle beraber bir göz atabiliriz. Hemen tezgahımız da toparlansın. Ondan sonra neler hazırladık anlatalım. Evet şöyle bir ıhlamurumuz da gelsin. Evet listemiz hazırsa alabiliriz arkadaşlar.
Öncelikle tabii ki hem gül böreğimiz hem şöyle bir sevgilimiz tas kebabımız hepsi hazırlandı, çorbamız. Sizde de inşallah hazırlayacağınız hem lezzeti hem kolay hem de pratik 3 tane yemek hazırladık. Tavuklu püreli tas kebabımız için kullanmış olduğumuz malzememiz 500 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 2 adet defne yaprağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, 1 tatlı kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız. 500 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 2 adet defne yaprağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz ve de karabiberimiz, 1 tatlı kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız. Püremiz için de 500 gram kadar patates, 1 su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz. Püremiz için de 500 gram kadar patates, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız. Ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz kullanacağız. 500 gram kadar tavuk göğsümüz, derisiz ve kemiksiz tavuk göğsü kullandık. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salçamız, biber veya domates salçası olabilir. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 2 adet defne yaprağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, 1 tatlı kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız. Ondan sonra püremiz için de 500 gram kadar patatesimiz, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz. Patateslerimizi kabuğunu soyduk, güzelce bir şekilde bir yıkadık. Tenceremize bol suda iyice bir haşlayalım. Haşladıktan sonra suyunu süzüyoruz. İçine biraz tereyağımızı, tuzumuzu ilave edelim. Ondan sonra hemen blenderımıza beraber güzelce bir şekilde bir eritiyoruz. Erittikten sonra içine sütümüzü ilave ediyoruz. Sütle beraber püremizi hazırlıyoruz. Püremiz hazırlandıktan sonra kenara alıyoruz. Ondan sonra tenceremizin içine yağımızı dökelim. Yağımızı döktükten sonra soğanlarımızı iri iri doğrayıp içine ilave edelim. Ve soğanlarımızı iyice bir kavuralım. Soğanlarımız iyice bir kavrulduktan sonra tekrardan hemen içine güzelce bir şekilde bir kavuracağız. Ondan sonra tavuklarımızı iri iri doğrayıp ilave edeceğiz. Tavuklarımızı güzelce bir şekilde bir kavuracağız. Ve tavuklarımızı güzelce bir kavurduktan sonra içine baharatlarımızı ilave edelim. Ondan sonra tekrardan baharatla beraber hemen salçamızı, ondan sonra unumuzu ilave edeceğiz. Onunla beraber iyice bir güzelce bir şekilde bir kavuruyoruz. Ondan sonra yetecek kadar suyumuzu içine ilave ediyoruz. Suyumuzla beraber güzelce bir şekilde yemeğimiz hazırlanıyor. Yemeğimiz hazırlandıktan sonra tabağımızın altına püremizi, onun üzerine de tavuklarımızı ilave edeceğiz. Bu şekilde yemeğimiz hazırlanacak. Hazırlandıktan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, hemen diğer listeyi alabiliriz. Sebzeli gül böreğimiz için de 1 paket yufkamız, 2 adet havuç, 3 adet biberimiz, 1 tutam maydanoz veya dereotumuz, 1 su bardağı kadar mısır, 1 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız. 1 paket yufkamız, 2 adet havuç, ondan sonra 3 adet biberimiz, 1 tutam maydanoz veya dereotu olabilir. 1 su bardağı kadar mısır, 1 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar süt ve 1 çay bardağı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. Öncelikle kabımızı içine hemen yumurtamızı, yağımızı, sütümüzü iyice bir çırpalım. Sosumuzu hazırlayalım. Sosumuzu hazırladıktan sonra kenara alıyoruz. Ondan sonra hemen havuçları güzelce bir şekilde bir kabuklarını soyacağız. Onları rendeleyeceğiz. İçine biberimizi doğrayıp ilave edeceğiz. Ondan sonra yeşilliğimizi ilave edeceğiz. Mısır ben biraz da lor peyniri içine ilave ettim. Siz isterseniz kullanabilirsiniz veya da kullanmayabilirsiniz. İçine ilave ettikten sonra harcımızı da güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Yufkamızı ikiye bölüyoruz. İkiye böldükten sonra tekrardan güzelce bir şekilde hemen sosumuzdan, ondan sonra harcımızdan üzerine ilave edeceğiz. Ondan sonra güzelce bir şekilde rulo şeklinde katlayalım. Tepsimizi içine ilave edelim. Üzerine sosumuzu da aynı şekilde süreceğiz. Sosumuzu sürdükten sonra susam veya da çörek otuyla üzerine süsledikten sonra güzelce bir şekilde fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğine çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, sütlü kabak çorbamız için de 2 adet kabak, 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 çay kaşığı kadar tuz ve karabiberimiz, 1 adet biberimiz, 1 tutam maydanoz kullanıyoruz. 2 tane kabak kullanıyoruz, 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, 1 adet biberimiz, 1 tutam dereotu kullanıyoruz. Önce kabakları güzelce bir şekilde bir rendeleyelim. Rendeledikten sonra tekrardan biberimizi doğrayacağız. Ondan sonra tenceremizin içine yağımızı ilave edeceğiz. Biberleri kavuralım. Biberleri kavurduktan sonra kabakları içine ilave ediyoruz, iyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra içine baharatımızı ilave edelim. Ondan sonra unumuzu ilave edelim. Unla beraber iyice bir kavuralım. Unla beraber iyice bir kavurduktan sonra yetecek kadar suyumuzu içine dökeceğiz. Ve suyumuzu döktükten sonra o iyice bir kaynayacak. Güzelce bir şekilde bir kaynadıktan sonra sütümüzü de içine ilave edeceğiz. Ve sütle beraber iyice bir kaynadıktan sonra çorbamız hazırlanmış olacak. Ve en son olarak dereotumuzu da içine ilave ettikten sonra da afiyetle içeceğiniz çok lezzetli güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet sevgili izleyenlerimiz. Biz de yavaş yavaş hemen tezgahımızı hazırladık, yemeklerimiz hazır. İnşallah sizlere de evlerinize hazırlayacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek olmuş olacak. Sizlere de tekrardan yemeklerimizi görmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bulabilirsiniz. TGT olarak hem Facebook'ta hem Twitter'da hem Instagram'da hem de YouTube'da bizleri takip edebilirsiniz. Orada da bütün programlarımızı bulabilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 1 ile 1.30, hafta sonları saat 10-11 arasında tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz.
Ondan sonra internet üzerinde bizleri izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. İnternet üzerinde de takip etmek istiyorsanız, zaten yayın akşamımızı merak ediyorsanız sitemizde bakabilirsiniz. www.tgtv.com'dan bizleri takip edebilirsiniz. www.tgtv.com'dan da bizleri takip edebilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Ondan sonra beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah'sa veya da Abdullah Hakim YouTube sayfalarında takip edebilirsiniz. Instagram veya da diğer sayfalarında hem aynı şekilde bütün yemeklerimi görebilirsiniz hem de orada sayfalarımı da takip edebilirsiniz. Biz de birlikte programımızın sonuna geldik. Önce tabii ki gurbetçilerimiz. Buradan bütün gurbetçilerimizi ben çok seviyorum. Buradan onlara kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Türkiye'de bizleri izleyen herkes, desteğini esirgemeyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Kusura bakmayın sevgili izleyenimiz, hakkınızı helal edin. Bugün biraz rahatsızdım. Onun için tam da sesimde bir kırgınlık vardı. Evet, biz de böylelikle programımızın sonuna geldik. Türkiye'de bizleri izleyen herkes, desteğini esirgeme herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.